99. dostur. Ehli dünya ile ihtilat etmemek. İhtilat değil aslında ilk olmuş şey yapan. İhtilat karma olmamak. Mesela Barla'dan söyleyeyim ezberimde. Hulusi abinin kardeşi diyor. Onlardan kötü hasteti kapmamak için onlarla ihtilat etmemekteyim. Onlarla oturup kalkmıyor. Dostu kurmuyor. Kaç? Barla bakıp Okur musun cümleyi? Buradan alayım abi. Şimdi amcacığım ve büyük ustadım Habis olan nefsinle mücadele edebilmek ve onun hevai ve bilahare elem verici olan arzularını yapmamak ve dinlememek için teahhül etmek mecburiyetinde kaldım. E şimdi artık her cihetle Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle rahatım. Kimsenin dediğine şer ise duymamazlığa gelir. ve kimse ile fena hastalıkları kapmamak için ihtilat etmemekteyim. Ha bu. Yani şer ise duymamaya, ya, yani vidolara girmemeye ve onlardan kötü hasleti kapmamak için ister istemez kap, kaparsın. İhtilat etmemekteyim, berabersiniz. Bir bugün mesela bir meşverete katıldım telefonla, aradılar. Akla rağmen hiç çalışıyor. Benim bana bir şey olmaz demek en büyük hatanı olur. Hayatının en büyük hatası olur. His bazen dozer gibi olur. Dozeri elinizden durduramazsınız. Bu sözümü ciddiye alın. Gençsiniz. Bana bir şey olmaz diyenlere oldu. Boğulanlar e, cahil insanlar ve yüzmeyi bilmeyenler değil. Denizde boğulanlar %99'u istatistik yüzme ustalarıdır. Yani yüzmeyi bilenler. Niye boğuldular? Bana bir şey olmaz diye girdikleri için boğuldu onlara dedim ki o toplantılardaydılar. Yani bir ortama girdin mi? Menfi veya müspet mutlaka his etkilenir. Aklen onu bloke etseniz kurtulsanız bile aklen yani bu bana tesirini farklı malzemeler koysan aklına girmeyebilir ama hissin mümkün değil. Üniversitede çok lumane'ler var. Hani üstadım bir talebem vardı değil ya. Bir yere gitti diyor. Femilin okudu diyor. Yani evet. üstadla namaz kılmayı çok arzu eden üstadın yanında ezan okumaya dayanamıyor. Dayanamıyor. Yani burada sonuç şu. İnsan dört tane e, sistemle çalışıyor içsel. Akıl yani dima kuvallarla, enerjiyle, vicdanistlerle, kalp duygularla, ruh latifelerle çalışır. Sağsına girdin mi affetmez. Mümkün değil. Mesela his etkilendiği zaman sen onun onu akılla durduramazsınız. Mesela özel hayat. Hadi durdur hadi. Gir ortamına da durdur. Aklın haramdır diyelim. Girdin mi? Çıkamazsın. Onun için e, Kur'an'da yaklaşma diyor. Yani sahabelerin imtiyazlı olması çok alim olduklarından değil ha. Ahmet bin Hanbel 1 milyon hadisin ravisi. Hangi sahabe 1 milyon hadis nakletmiş ki? 1 milyon. En fazla hadis nakleden Ebu Hureyre. Redi alan 2700 küsür tane. Hepsini toplamış mesela sonra ahir şeyler. Öyle sahabeler gelmiş ki fazla peygamber yanında bulunamamış. İman etmiş, şehit olmuş. Ama ona yetişilemiyor. Sebebi tesisi İslamiyet'ten hisseleri olduğundan esbabül Kelfay sırınca herkesin Ahmet bin Hanbel'in de hasenatı ona gireceğinden ona sevap cihetiyle bir yetişilemez. İki, Hak ve batıl arasında korkunç bir ayrım vardı. Bu ayrımdan insanda içsel aleminde her şey oturmuştu. Hak ve batıl. Bizde ise karma olunca birbirine geçişler oluyor. İslam sarayının tuğlası olmuşlar. O zaman küllü faziletlerde yani kim ne yaparsa onun onların defterine gidiyor. Bu birinci cihet. Esas ikinci bir cihet de var ki onlar hak ve batılı alemlerinde yaşantılarında ayırmışlar birbirine geçiş olmuyor. İmanla küfre, şirkle, itikada, itikattan şirke geçiş olmuyor. Ama şimdi aynı dükkanda satılıyor diyor. Şimdi sahabe sahabe yapan iki özellik var. Bir, isar astetidir Kendisini ortadan kaldırdığı için kardeşi var olmuş aleminde. Kardeşini tercih etmiş. Bir de okuyorum. Hak ve batılın karşı karşıya gelmesiyle meydana gelen mübareze kanunu neticesi olarak Ebrar'ın berilerin, iyilerin eşrardan, şerilerde nefretle uzak durmaları sahabeler devrinde en ileri derece olduğundan yani hak ile batıl birbirinden ayrılma en ileri olduğundan sahabelerin üstün bir kemalat kazandıkları sonraları ise mübareze kanunu zayıflamakla sonra mübareze kanunu yani zıtlar çarpışma kanunu Zayıflamakla ve Ebrar ve Eşrar arasındaki iyiler ve kötüler arasındaki mesafe azalarak içeri girip Ebrar'ın Eşrar'a karışmasıyla iyilerin kötülere karışmasıyla şerre nefret edilemez olup yani hak batıl iyiler kötülere karışınca kötüyü nefret edilemiyor. Niye tepkisiz Müslümanlar şimdi? Hak ve batıl yaşadıkları için zaten gündel hayatlarında Kur'an'ı inkar edenler olduğu için bir tanesi çıksa Kur'an'ı inkar eden e, mahallemizde ve zaten var diye tepki veremez hali geldiğinden şerre nefret edilemez olup ahlak içtimaiyenin bozulduğunu beyanla asrımızın dikkatini çeken Hazreti Ustad diyor ki sahabeler ekseriyeti mutlaka itibariyle kemalat insaniyenin en ağla derecesindedirler. Çünkü o zamanda o inkılab-ı azim-i İslami'de hayır ve hak bütün güzelliğiyle, şer ve batıl bütün çirkinliğiyle görülmüş ve madeten hissedilmiş. Şer ve hayır ortasında öyle bir ayrılık ve kis ve sıdk, yalan ve doğruluk mabeyninde arasında öyle bir mesafe açılmıştır ki küfür ve iman kadar belki cehennem ve cennet kadar beyinleri uzak uzaklaşmıştı. Halbuki o zamandan sonra git gide ve gele gele sıdk ve kiz ortasındaki mesafe azala azala omuzumuza geldi. Bir dükkanda ikisi beraber satılmaya başladığı gibi ahlak-ı içtimai de bozuldu. Ahlak-ı içtimai bozuldu. Ama beraber yani. Niye? Bana bir şey olmaz demekten oldu. Öyle olsaydı sahabeler yapardı. Mesafe koymak gerekiyor. Uzun vadeli düşünüyorsak hayatımıza, uzun vadeli sende kalmak istiyorum diyorsan mesafe koyacaksın. Hangi mesafe? Dışarıdaki mesafeler, dışarıdaki mesafeler, sizlikler etkiler de esas haramlık, selamlık, akrabalar içinde olmasa o ayağınızın kaymasına en büyük sebeptir. Çünkü masum gözüküyor. Dışarıdaki masum gözükmüyor. Bir mesafe koyuyorsun yani beraber olsan bile o ve biz hayır aram falan diye bir mesafe oluyor. Ama akrabalarda haramlık selamlık olmasa zaten bugün ailelerin çökmesine çok azdır sosyal medyadan. Fakat akrabalar arasındaki haramlık selamlığa dikkat etmemekten aileler darmadağın oluyor. E, Biz onların hayatının gayesini ve hayatının mahiyetini az çok biliyorsun ama o senin hayatının gayetini, mahiyetini bilmiyor. Bilmiyor. Dediğin gibi çok masumana yaklaşırsın. Masumane. senin gayen var, senin hedeflerin var, onu bilmiyor yani. O kendi dünyası noktayı nazarından düşünüyor. Ya yani normal şimdi bütün akrabalarınız hepinizi normal klasik koca görüyor. Ehli dünya bu kafir değil. Ustad onu söylüyor. Kastamonu da iki yerde söylüyor. 178'de. Hayat perest ve ehli dünya nazarında iman hizmetini ikinci ve üçüncü derecede bırakan. Bak kim diyor? Rivayet-i hadisiyede tecdid din hakkında ziyade emniyet ise imani hakayetteki tecdit itibariyledir. Yani mücedid gelecek iman hakikatlarındadır. Esas birinci bu. Yani iman esasları sabit. İnsanların getirmiş olduğu itikatları, imanları, zafla o noktadaki zaaflarına esasat aynı. Yeni ikna ve ispat yöntemi getirecek. O noktada tecdit vazifesi var. Fakat efkar amide bütün Müslümanlarda kafir yok burada. Sonra hayat perest insanların nazarında bu ikisinin nazarında neymiş? Zahiren geniş ve hakimet noktasında cazibedar olan hayat içtimai İslamiye. Görüyor musun? İslami cemiyet hayatının olması, cemiyet hayatında İslam'ın hakim olmasını ve siyaseti diniye, din siyaseti, Mehdi, diniye cihetleri daha ziyade emniyetli gö göründüğü için cemiyette İslam hakim, ya bundan daha masum ne olabilir ya? Cemiyet-i İslam hakim olsun, siyasi, siyaseti dini hakim olsun. Birinci derecede, tamam çalış da, birinci derecede emniyette bunu görür. İman hizmetini ikinci derecede görürse bak, bir de okuyayım. Efkar Ahmet'e, hayat perest insanların nazarında zahiren geniş. iki hakimiyet noktasında cazibedar olan hayat-i İslamiye, Sufyanet değil, İslami cemiyet hayatı ve siyaseti diniye cihetleri daha ziyade emniyeti göründüğü için o adeseyle, o noktaya nazardan bakıyorlar mana veriyor verdikleri için mana veriyorlar, ehli dünya oluyor. Birinci emirda 267'de bunda da şey diyor, ehli dünya diyor buna 260 67 Birinci emirda çok acayip bir ölçü yani bunu bir Nurcu'ya okuyamazsın bu mektubu ya. Nurcu'ya böyle okuyamazsın. Olur mu yani bu şey var antika bir yanlışlık yok mu falan bir şeyler der yani. Olur mu ya? Yani siyaseti diniye Mehdi, hayat içtima İslamiye, İslam hakim olması birinci derecede görüyor. Oysa iman hizmeti birinci derecede olması lazım. Birinci derecede bu şart derse bu hayat perest oluyor. Bak şurada da bak Ahirdeki iki vazife iman, hayat, şeriat. İman hizmeti, hayat hizmeti, şair İslamiye yani örf, adet, anane, kültür. İslam'a göre olması iki. Mehdi'nin üç vazifesi var. İman hizmeti, tecdit. Sonra hayat, cemiyette şair İslam hakim olması. Sonra iman, hayat, şeriat, İslam hukukunun icra edilmesi. Üç vazifesi var bu zatın, Mehdi'nin. Şimdi diyor ki, ahirdeki iki vazife, yani hayat ve şeriat gerçi hakikat noktasında birinci vazife derecesinde değiller. Fakat Hilafet Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam ve İttihad İslam orduları ile zemin yüzünde saltanat-ı İslami e sürmek cihetinde yani iki iman, hayat, şeriat ya hayat ve şeriatı ancak İttihad İslam'da olur. Büyük Musallah ordusuyla olur. İslam Birliği'nin ordusuyla cemiyeti İslam ancak hakim olur. Başka olmaz. Bak ne diyor? Herkeste bir, hususan avamda iki, hususan ehli siyasette, hususan bu asın efkarında birinci vazifeden bin derece geniş görünüyor. Ve bu isim bir adama verildiği için bu vazifeye hatıra geliyor. Siyasi Demek ki birinci böyle görüyorlar. Birinci böyle görüyorlar. Ve 193'te işte şurada Ehli dünya diyor. Şimdi 193 açın abiler şurası. Ha bak burası. Bak okuyorum. Risale-i Nur'un haki Burayı niçin açtım? Ni... Bak onlar da i̇ttihad İslam'da olması lazım. Ne kadar kutsi. Mehdi'nin üç vazifesi vardır diye. Bak Risale-i Nur'un hakikatiyle şakirtlerinin şahsı manevisiyle Tezahür eden fevkalade imani hizmetleri tamam iman hizmetini Emniyetli bir kısım bir çare tercümanına vermek ve ehli dünya bir ve ehli siyaset iki ve avamın nazarında birinci derece ve hakikat nazarında imana nispeten ancak 10. derecede bulunan siyaset İslamiye ve hayat içtimai ümmete dair olan hizmeti kainatta en büyük mesele ve vazife ve hizmet olan hakaiki imaniyeni çalışmasına tercih gördüklerinden anladınız mı? Evet yani bu benim tespitim değil ha böyle. Zaten yazıyor ama gözükmez kardeş bunlar. Bir gelenekte Rüştü abi bunu bize basa basa derdi. Sorardı ilk önce ders yapmadan. Hasan buyur abi. Mehdi gelsin İslam hakim olsun. O abi nurun ala nur. Bu mu iman hizmeti? Abi sonra da yaparız iman hizmeti. Yani, önce hakim olsun sonra yaparız. Peki böyle olsun. Böyle diyor usta. Abi çok ağır bir laf ya. Ehli dünya hayat perest diyor. Burada burada ne demişti? E, 190'da hayat perest. Burada ehli ehli dünya diyor. Ehli dünya olur mu ya? İslam hakimiyetini isteyen adam. Dedi ki Allah Resulü'nün aynısını yaptılar. Yok bu çekirdek hizmetini bırak. Evlerde darül erkam sahabelerle evi bırak. Tamam. Başımıza geç. İslamiyeti yap. Ne yaparsan yap. Orduyu kur. Her şeyi ne istiyorsan verelim. Eşimiz mesimi Yalnız putumuza dokunma. Allah ahireti anlattı. Ne kadar hoş? Ben inan vallahi bana a Yeminle söylüyorum. Ben bunlar okumasam tamamla. Ben geçeyim, oturayım ben. Sonra düzeltirim ya. Sonra yaparız kardeşim. Sonra yaparım diyenler yapılmaya muhtaç oldu. Ne yaptı? Ondan sonra el kâfirin diye. Bak eğli dünya. Şurada ne diyor? A 1.00. A buraya gösteriyorum. Aynı kelime. Fakat efkar ramede. Hayat, perest insanların nazarında. Hayat perest olur mu ya İslam hakimiyetini yani Zahiren geniş ve noktasında cazibedar olan hayat içtimai İslamiye. Cemiyetteki içtimai hayatın hakimiyetini ve siyaseti diniye. Mehdi olsun. Birinci derece demem bunu istiyorum. iman hizmetini sonra yaparız derse bu kimmiş? Hayat perestmiş. Dünyaya bakıyor çünkü bu. Sen abi onun üzerinde dedi ya Şengel dördüncü mesele katilde de ceset, dairesi en dıştaki daire oluyor köy arası nevi beşer. Bak. en dıştaki 9, 16 daireler onlar. Onlar mı? Aferin bana. İlk önce kap dairesi, sonra mide. E, mide, işte geliyor geliyor akıl kan falan ceset, sonra hayat içtimai. En dairesi, nevi beşer. Görüyor nevi beşer. musun? Ben çok garibime gitmişti. Hiç ömrümde unutmuyorum. Hasan, buyur abi. Mehdi hakim olsa, İslam hakim olsa, ee? Böyle o oh, abi nurun ala nur. Bunu mu izban böyle hizmeti? Abi sonra da yaparız bunu ya. Hmm. Sen ehli dünyasın ve ayet peres. Nasıl ehli dünyayım ya? Dünya dünya ehliyim. Bak böylesi. Abi bir yanlışım var bir de oku ya. Yani değer yargımız birbirine girmiş. Sana bunun bir şurada üstte bir ez cümlesi var ya. O şurada şu mektubun hülasasında hayatı dünyevi, hayatı uhrevi tercih etmeye dair yazılan bir parça tetirme var ya. 109'un sonunda. Hı hı. Diyor Ki, Yestahbun el dünyada. Etka. Ben gördüm ki diyor Üstad bizzat. Ehli diyanet, belki ehli takva bir kısım zatlar bizimle gayet ciddi alakadar peyda ettiler. O bir iki zatta gördüm ki diyaneti ister. Bak diyaneti ister. Yapmasını sever. Tabii. Niçin? Ta ki hayatı dünyeviyesinde muvaffak olabilsin, işi rast gelsin. Hatta diyor, tarikatı keşf ve keramet için ister. Demek ahiret arzusunu, dini ve zayifin uhrevi meyvelerini dünya hayatına dirsek bir basamak gibi yapıyor. Yani ahiret hayatını dünyada istiyoruz birinci derecede. Meşakat istemiyoruz. Hizmeti rahat için istiyoruz. Abi bir tane Odadan çıkmıyoruz, gelip salonda ders yapmıyoruz, okumuyoruz. Ne için? Burada ruhani olacak, insibah olacak, inikas olacak. Çok iyi biliyorsun ki adın gibi. Gaflete sokacak orası. Gafleti sokacak. Usta i̇şte abi odalarda ders okumayı yasaklamıştım ama benim gücüm yetmez. Salonda okuyacaksın. Yani o kadar sebeplerine uymuştu ki. Acayip. Diyor birincisi ortamda beraber kitap okuyacaksınız. Hücrelerde hücre, hücre böcek derdi ancak hücresine yaşayan böcekler olur der. İki, kaldığınız yer temizli olacak. Bu Zübeyir abinin şeyi. O da ustattan almış. Kesinlikle bakın pis mi? A alaka da ruhu da kafası da kirlidir ya. Mümkün değil çünkü dışsal için dışarı uğursudur. Temiz olacak. Temiz giyinecek. Paldır küldür sakal şeyler karışmış. E ert kokuyor. Soğan yemiş. Bilmem derse gitmiş. Ya biraz kibar giy ya. Yani ders ya. Ondan sonra bu bir. Banyoya derim, banyo. özel hiçbir eşya olmaması lazım. Ev içinde genel. Herkes bırakmayacak, herkes kendi odasını götürecek. Kirli çamaşırları bir yere şey yapmayacaksınız. Niçin? O cinsten ruhani geliyor. Yani nurdan, nardan, rahyadan, manadan, sesten, saftan, zulmetten ruhani yaratılmıyor mu? Ma e kötü maddelerden erva habise. 246 sözlerde de var, 29 sözde de var. Bırakma. Niçin ısrar ediyorum? Bir odada, kutuda mesela diyelim ki kapattın, üstünü kapattın. Banyoda o asmış, bu asmış. O çama, malzemesi bırakmış. Orada, orada zaten kim olur? Zaten Kur'an okuyamazsın. Besene çıkamazsın. Duman olursun ya. Ondan sonra tuvaletten, banyodan çıkamazsın. Misal bak. Oradan beri. Bir, ihtilat. İhtilat insana zarar verdiği gibi kendinle ihtilat etmek de sen söyledin bunu bak. Kendinle ihtilat etmeyeceksin. Kendinle baş başa kalmayacaksın. Kalmamaya çalışacaksın. Yer adamı. Okuyorum. Zor ders değil mi? Ağır ders. Bu e, bu laikalar lugat da değil bir gelenekle ancak gene, geleneğin içinde sürecin içinde bulunursanız insan yetişir. Bu, la, şimdi mesela ilginizi çeker mi diye ehli dünya ve hayat perestin bu, bu anlamda kullanıldığını. Yani, da, Sokaktaki Sokaktaki insan ehli dünya. Oysa baş, biziz yani. O teki zaten ehli dünya değil. Şu Müslüman değil. Burada bir hayat içtimai İslamiye'yi ve siyaset İslami istiyor. İki şey istiyor. Hayat içtimai İslami, İslam'ın hakim olmasını, siyasette de mehdi olmasını isteyen. Bu sokaktaki Müslüman istiyor mu böyle bir şey? Hatırına gelmiyor. Bunu birinci derecede isteyen ehli dünya biziz yani. Kimin hatırına gelir bunu okuduğun zaman? Ama böyle. Açık. Ama kapalı. Ancak bir dershanecilikte, cemaatta, bir hizmetin içinde, bir geleneğin içinde olursan bunlar böyle muzakerede ortaya çıkar. Yoksa mümkün değil. Kendin okuyarak olmuyor bu. Layık olmuyor. Lugat da olmaz bu. Lugat da ehli dünya okursa oldu mu şimdi? Bu mana olur mu? Şaşırıyorduk ya. Yüzlerce, belki bin tane ders varmış tabiyle muzakereli. 1985'ten beri, yok 1996'da verdik, ara verdik. 96, 80, 85'ten beri. Sonra bir buçuk sene ara. Sonra Selahattin'le devam etti bir 10 senede onlar. Yani bin, binlerce böyle ders, ders var. Her gün müzakere yapardı. Her gün. 10 senede üç tane derse katılmadım hatırlamıyorum. Orada kalıp da nöbeti gönderiyordu. Kırık ana şuraya buraya ahariç. Ah Okuyor mu? Ehli hakikatin böyle ehli cemaatin veya yani daha ilerisi onların dahi bu niyetlerini tavsiye etmesi gerekiyor. Adam diyelim ki İslam'ın hakimiyetini isterken dünya hayatının rahatını, zevkini isterse o da sıkıntı. Evet. Yani niye İslam hakimiyetini istiyorsun? İslam hakim olsun kardeşim. geçim derdi yok. Haram yok. Bıktım ya. Çoluk çocuk şeyi yok. Ya mücadele yok biliyor musun? Ama bu hayat bitsin, bu cemiyet kalksın, İslam hayat gelsin. Üç abi ısrarla söylerdi bir sünneti, bir selatı vitri, bir hayır hasenatı bu asırda elde edilen sevabı İslam cemiyetinde mum gibi ararsınız derdi. Bulamazsınız o sevabı. En azından bu bu döneme kadar sabredin. Bu bitene kadar a, hayatınızı vakfettikten şey yapın. Yani asla bu, bu şartlarda elde edilen sebap İslam cemiyetinde asla bulamazsınız. Bulunamaz. Bulamayız. Bu mücadelenin getirmiş olduğu. Yani bir Müslümanın kaybı yok ha burada. Yani sebap cihetiyle. ha İslam hakim olsa günahımız olmuyor. Yani sokakta günah yok ama sebap da hepten nötr. Sırt standart oluyor. Biri 10 işte. Şimdi bi, bir sebap belli değil. Biri onda yok. Şartlara göre değişiyor. Bir haramın terk ediyor, vacip de diyor. Bir vacip binlerce sünnetten. Ya yani bir sünnet yapayım ki sünnet olsun. Ama bir harama kafayı çevirdin. Kaç tane yüzlerce sünnet işlemiş oluyor. Bir haramın terki, kafayı çevirmek vaciptir. Bir vacip de yüzlerce sünnetten muneceattır. Bir sünnetin de sebebi bilmiyoruz. Bir kafayı çevirdin ama İslam hakimiyetinde kafa çevirmeye gerek yok ki. Düz artık. Yani kıymetini bilmek lazım bu zamanın. Evet, çerama zıtsı şey yok. Küfürsüz iman, şirksiz itikat olmuyor ki. Ademsiz vücut, cahelsiz ilim. O var mı? Yok. İşte bu derste anlatılan zararlara düşmemek için mimsiz medeniyet ehline yanaşmamak gerektiğine dikkati çeken Hazreti Ustad şu ikazda bulunuyor. Şöyle bir tabir kullanıyor ya bu medeniyeti hazıranın içlerine dışlarına çevrilse yılan ondan sonra tilki maymun. maymun gibi görünür domuz gibi görünürdü ya bir insan o hayvanlardan ne kadar kaçıyorsa şu cemiyetlerin evet. o derece kaçması gerekiyor. Evet ben de merak ettim ne diyecek diye. İhlas içinde diyor ya yılanlar akrepleri kaçırılır değil mi kaçırılır? Yılan ve akrep. Senden öyle bir vasfı ortaya çıkıyor. Mesela bir insanı e, merak ettim de ben merak ettim. Allah razı olsun onu dün akşam resmini çektim gönderdim. Resim, kart, postal yazdı. Şimdi merak ediyorum ben içimi. İnsan merak etmez mi içini? Birbirimizi merak ederiz veya kendimi merak ederim onu bunu merak ederim. İçinin resmini görmek istiyorsan bu adamın yaşın getirmiş olduğu, yaşadığı ortam, yediği, giydiği ve çevresini çizin. Bu dördünü birleştirin. Yani zaman, zemin, tam, libas. Dördünü birleştirin. O adamın içi bu. Külliyattan topladım bunu. Zaman, zemin, tam, libas. İnsanın içsel aleminin fotoğrafıdır. Kimle oturup kalkıyor? Niye onlar rahat edebiliyor ki? Yani mesela bak şimdi. Ben seni rahat edemezsem nasıl oturup kalkacağım seninle ya? Ya vallahi ben onunla arkadaşım ama gidip geliyoruz ama beraberiz ama. Ben ona hiç şeyim yok. Mümkün değil o. Mümkün değil sıkılırsın. Sıkı, i̇nsan sıkıldığı yerde bulunamaz. Bulunuyorsa, bulunuyorsa sıkılmıyordur. Sıkılmıyorsa o cinstendir. Söyle arkadaşını söyleyeyim kim olduğunu diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Demek ki zaman, zemin yaşadığı çevre, etraf, çevresi bak. Sen zemin soruyordun ya. Zaman, zemin, çevre. Yani iş çevresi, arkadaş çevresi, münasebet kurduğu insanlar. Zaman, zemin. Tam işi yani yediği yani işinde yediği gıda derken bu ekmek değil. Yani kazanımları, sanatı, sanat, libas, giydi. Ne, nasıl giyiniyor? Mesela bir kadını anlamak istiyorsan çocuğuna bak. Kendi bir şekilde giyinemedi, şey yapamadığı Ya babası ya kocası etkilemiş. Bir kadın kendi hevesini, hissiyatını, düşüncesini çocuğuna giydirir. Olmak istediği gibi giydirir. Çünkü o çocuk kendisi gidip de dükkana satın almadı. Annesi aldığına göre, e e meyline göre almıştır. Seyretti işte. Bak çocuğundan seyret. Bir çocuğa bak, o ev sana dost mu düşman mı anlarsın. Ben çocuk seni görünce kafayı çevirir bazı akrabalarım bana beni sevmez. Anlaşılıyor ki anne babası büyütürken benim alemde bulunuyorlardı o evde. Nasıl beni sevsin ki çocuk? Soğuk. Sonra ki böyle buyur Azan amca. el yani bilmem ne Azan hoca böyle. Yalan görüyorum. Niye? O çocuğun suçu yok. Benimle münasebeti yok ki. Ben hiç bilmez. Anne babası alemde böyle bulunmuş. Gençliğimdeki intibah ve uyanıklığın en şiddetli vakitlerini şimdi görüyorum ki Mesela gençken vardı ya böyle. Biz biliyorduk buluçan erdik de ertala her tır, pembe. Her şeyi biliyoruz. Şimdi de öyle ya yaşımıza göre bir tanesini bazen diyorum ki ben şöyle diyeyim. Şimdi anlıyorum ama birkaç senede. Yaramazlık yapardık. Babam eve gelince kim yaptı? Bağırıp çağırırdı. Hemen yatağa girerdik. Odaya bir gelirdim. Kapıyı açardım koyuncuyum. iyi, iyi. uyandığın zaman ben sana gösteririm. Babamı kandırdım zannediyordum. Yeni alıyorum anlıyorum ki baba perdeyi yırtmıyormuş. Kandırdığımı zanneden ben, ben kendimi kandırmışım. Babam kanmış, ben uyumadığımı bilmiyorum. Ama öyle yaptı. Ha? He? Evet. <laughs> ama neye benziyor biliyor musun? Ben e, kandırdım zannediyorum ama kandırılan benim. Şimdi görün bak diyor ki. ne için dedim? Gençlikte size bu duygu gelir. Bu yaşta gelir. Kar zannederiz. Kar zannederiz bu ortamlara girmeyi. Peki bu fırsat var edersen de bu kalmak. Deprem olmadan önce. bak tabla gelmeden. Kar zannederiz. Kar değilmiş. Kardan gidiyormuş. Kar zannediyor. Bak bu his gelir. Çünkü nerede biliyorsun? Bana geliyor da. Sana da gelir. Sana çok gelir. Gençsin. Gençliğimdeki intiba, biliyoruz ben. Ya hakimim ya olaya hakimim. Uyanıklık, intiba ve uyanıklığın en şiddetli vakitlerini şimdi görüyorum ki o hal uykumun en derin tabakatıymış. Uyanık zannettiğim şey aslında çukurdaymış. Ha onunla alakalı canım bizimle ne alakası var ya? Sana söylüyor bunu, bana söylüyor. O Yunus Aleyhisselam'la alakalıymış balığa girmek. Bana ne, benimle ne alakası var? Biziz o. Benimle alakası olmasa Kur'an'da bunun kısa olmaz. Benim ben. usta hayatından misal veriyor bana. Hey sen demiyor. Kendinden örnek veriyor. İşte ey uyanık iken uyuyanlar. Ve uykudayken kendini ayık zannedenler. Sakın sakın mimsiz medenilere musamahai dini ile ve kendinizi onlara benzeterek yanaşmayınız. Fiilen ve düşünce ya onlardan böyle şey yap, tepki almayayım diye. Onlar gibi gözükmeyin, onlar gibi olmayınız, yanaşmayınız. Güya zannedersiniz ki bizim ile onların arasında bir köprü vazifesini görüp de muvassalayı temin edecek misiniz? Aramızdaki pek derin deri dolduracak mısınız kella? Yani ben böyle gözükeyim. Şu anda bazı hassasiyetlerimi falan nazara fazla almayayım. Onu da bay anlatacağım. Aramızda bir sürü mesafe var. Bunu kapatırız. Dolayısıyla yanaşalım ben buna. Onlardan olayım canım ben değilim de. <laughs> Onlarla oturup kalkayım. Kahveye gideyim. Şunları bunu yapayım. Ne bileyim şuraya gideyim. Ama aramızda mesafe var. Dolduruyorum ya. Köprü kuruyoruz ki kardeşim. mi yaşayacaksın. Köprü kuracaksın. Bak diyor. Güya zannedersiniz ki diyor. Bizim ile onların arasında bir köprü vazifesini görüp de <laughs> musalahayı... Yani aramızdaki o zıtlaşmayı dolayısıyla gelip almıyor benden. Ben gidip on, onun gibi gözükeyim de bu davayı anlatayım. Kardeşim fırına, fırıncı mı gidiyor eve dolaşıyor ekmeniz var mı diye? Müşteri gidiyor. İhtiyacı olan gelir. Peki deprem bölgesine tahmin edin beni ne kadar arıyorlar? Konuşmaktan artık, konuşmaktan yoruldum. Kapatamıyorum ya. Sağda tanıdım. Kafalar gitmiş. Sevgili adamlar ya. Mesela... 80 80 küsur yaşında. Belki 90 ya. Emici dedim ya. Niye seyrediyorsun? Oğlum dedi. Nasıl dedi? E, diyemiyorum beni o zaman niye arıyorsun? Açmasam da açamıyorum. Kapat da ka, kapat da diyemiyorum. Yani bak şimdi. E, nasıl yapacağız diyor onlar. Hep o derdi. Onların seviyesini ineceksin de anlatacaksın. Değil işte. Bak ilk yardım itfaiyecilik. Rüştü abi misali. Güya onlara biz itfaiyecilik yapacağız. Ateşini söndüreceğiz. Oysa itfaiye biz muhtaç olacağız biraz sonra. Gide gide onlardan oluruz. Çünkü şer galiptir. Ha, şeriatta haramla farz çatışırsa haramla farza farz. Haram işlememek için farzı terk ediniz. O kadar cazip haram galip olur. Diyor ki güya zannedersiniz ki bizim ile onların arasında bir köprü vazifesini görüp de muvassalayı beraber olmayı temin edecekmişsiniz aramızdaki pek derin deri dolduracaksınız. Kella asla yanlış düşünüyorsunuz. Çünkü müminler ile kafirler arasında olan mesafe hatsizdir Ve mabeynimizdeki aramızdaki dere nihayet derindir. Bu nihayet uzun mesafeyi ve şu pek derin deri dolduramazsınız. Yapamazsın bayram. bayramasına yapamazsın Hasan. Belki ya onlara iltihak edip gidersiniz ya ona dönüşürsünüz veyahut dalaletin en uzak derekesine düşüp İslamiyetten uzaklaşırsınız. Büyük mestevileri 251. İnce mestevide 123'te veya 121. Ustad Hazretleri hayat ihtimayeden uzak durup çekildiği inzibabın inzivanın sebebini şöyle anlatıyor. Madem manevi hacat-ı zaruriye istinat eden manevi vazifeler var ve o vazifelerin en mühimi ebed yolunda veyahut ebed yolunda seyahat için pasaport varakası ve berza zulümatında kalbin cep feneri ve saadet ebediyenin anahtarı olan imandır ve imanın ders ve takviyesidir. Demek ki biz ne yapıyoruz? Pasaport veriyoruz. Yani devletler arasında pasaport lazım, vize lazım. Ne ne iş yapıyor dershane? Vakıflar ne iş yapıyor? Veya Müslüman ne iş yapıyor? Müslüman yani. Biz diyor şu mesleğimiz şu. Ebed yolunda ebed yolunda insanlık seyahat ediyor. Onlar için bir pasaport vesikası, varakası. Veya berzeh, berzah sulumatında kabir ve sonrasındaki o zulümatta, karanlıkta kalbin cep feneri. Kalbe cep feneri koyacağız. Ve saadet ebediyenin anahtarı olan imandır. Ve imanın ders ve takviyesidir. Elbette o vazifeyi gören ehli marifet herhalde küfranı nimet suretinde kendine edilen nimet ilahiyeyi ve fazilet imaniyi hiçe sayıp yani bunu kim yapacak? Her insan buna muhtaç. Ebed memleketine pasaport lazım. Ee, kabir ve sonrasında karanlıkta cep feneri lazım. Kabirden haşir meydanından sonra da saadeti ebediyenin bir anahtarı lazım. O da nedir? İmandır. İmani takviyesidir. İşte diyor bu vazifeyi elbette o vazifeyi gören ehli marifet herhalde küfran-ı nimet suretinde kendine edilen nimet ilahiyeyi ve fazileti imani hiçe sayıp sefiller ve fasıkların makamına sukut etmeyecektir. Yani bu vazifeyle vazifeli olan şahıs ya ben ona bir şey anlatayım diye onun seviyesine ne iniyorsun? Ne iniyorsun kardeşim? Tevazu, şey, cahillere tevazu yapmayacaksın. Niye? O öyle inanır. Estağfurullah hatam, ha, ha vurla, karar koy. Yapmayacaksın kardeş. Yani cahillere tevazu yapılmaz kardeş. İlmin izzeti var. O öyle tevazuyu ciddi zanneder. İşte onun onun seviyesine sukut etmeyecek etmeyecektir. Kendini aşağıların bidalarıyla, sefaatleriyle bulaştırmayacaktır. İşte beğenmediğiniz ve musavatsızlık zannettiğiniz inziva bunun içindir. Lemalar 173. Için. Beğenmediğiniz bu inziva tek başına kalmak ve musavatsızlık. Yani sen diyor mağaralarda dershane kalarak yani şimdiki atabile dershane eşitliği bozuyorsun. Yani bak Müslümanlar arasında imtiyazlaşıyorsun. Bu öyle diyor. Gel içeriye bu sözü burada uygulayalım. Sen böyle atıflı ders yaparak imtiyazlaşıyorsun. Ne? Aynı kan. Ne anlat? Niye sen inzivaya çekilerek bu mesleği yaparak imtiyazlaşıyorsunuz diyor dışarıda. Gel içeriye cemaatin içine. Ne lan atıflı ders yapıyorsunuz orada mı? Niye imtiyazlaşıyorsunuz? Niye böyle ayrışıyorsunuz? Elisere potada ya. İstidatlar ne olacak? Körlensin mi? Evet aynı çip olacak. Olan biz Kuzey Kore miyiz? Çin miyiz lan? Biz o muyuz yani? Herkes aynı elbise giyecek, aynı tıraş olacak. Kore miyiz biz yani? Acayip bir şey ya. İstidatları panan kabul olur mu ya? Ne meziyetlerim var? Bak çünkü patlasın ya hep derim. Kardeşim belki ben size saksilik vazifesi yapıyorum. Senin fıtratın Çin ara ağacı. Çin ara ağacı sakside büyür mü? Git kardeşim. Eğer ben seni İsrail eder burada tutarsam cezamı göreceğim yani. Saksimi patlatacak bak içeriden bölecek. Veya balina ba balığısın. Ben de Karadeniz'i sana sunuyorum. Oysa okyanusun balığı bu. Patlatır orayı ya. Bütün her şeyi yer. Yani e, aynı kanun dışarıda böyle. Müslümanlar arasında hey ne imtiyaz taşıyorsunuz ya. Ne böyle kendinize şey verdiriyorsunuz. Dediği gibi içeride de öyle. Ne böyle diyor farklı farklı giyiniyorsunuz. Nereden çıktı bu şal var diyor. Ustad giydi dedim. Ya ustad, ustada ne bakıyorsun dedi. Ustad aynı. usta taklit edilir mi? Doğru söylüyorsun dedim. Ustad da bize diyor ki beni taklit edin demiyor dedim. Resulullah'a taklit edin diyor. Resullah biliyor musun? O her haliyle taklit edilmesi lazım. Cevap ne yaptı biliyor musun? Çekil git. Doğru ustad da diyor ki beni taklit etmeyin. Usta taklit edilir mi ya? E ee, çam dağına çıkmasın taklit ediyorsun. Şöyle gezerdi, şu dağa çıkardı. Hmm. Dağa çıkardı. Hmm. Çay içerdi. Şalvar girerdi, sarıkla şey yapardı, dolaşırdı. Ne o? Ne onu taklit etmiyorsun? Taklit edilmez. E niye bu, bunlar nümunedir? O bile değil. Peygamber taklit edilmesi lazım. Acayip biz, de biz. Allah bizi affetsin hepimiz. Yani. Ve ahirde vahumen elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.